İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Gor Abgaryan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Seçim öncesi kampanya Ovanes Davidyan, İngiliz milletvekilleri Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı'nı Azerbaycan'ın Artsakh'ta gerçekleştirdiği zulmü kınamaya çağırdı. ABD Senatosu'nda Washington'a ve onun müttefiklerine Aliyev'e baskı yapmaya çağrıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın Berzor yolu boyunca insanların ve ulaşımın serbest dolaşımının sağlanmasına ilişkin kararını destekliyoruz. Hayk Ordia'nın Zulali filmi İtalyan Orvinio Sinema Festivali'nde ödül kazandı. Gor Abrahamyan 2002 yılında Oşakan köyünde doğdu. Müzisyendi. Romanos Melikyan Koleji'nde okudu. Dudukçu olmak istiyordu. Ayrıca şivi de çalıyordu. Oşakan Kültür Sarayı'nda düzenlenen tüm etkinliklere katıldı. Küçük yaşta aktör ve yönetmen Armen Sarkisyan'la birlikte Hüzünlü Bir Sokağın Şafağı adlı uzun metrajlı filmde savaş sırasında sırtından yaralanan ve ölen bir Türk çocuğu rolünü oynadı. Madagis, Ekim 25. Sanki film savaş alanına taşınmış. 18 yaşındaki Gor, muharebe operasyonları sırasında sırtından vuruldu ve kahramanlar safına katıldı. Her zaman sessiz ama çalışkan Gor, askerlikten döndükten sonra yeni ve daha iyi müzik aletleri almayı, bir ev inşa etmeyi ve ailesiyle her değerli anın tadını çıkarmayı hayal etti. Ancak savaş hayallerini elinden aldı. Batı Ermenistan Ermenilerinin sorunu ve Ermeni halkının Osmanlı diktatörlüğünün boyunduruluğundan kurtulma mücadelesini birbirinden ayırmak gerekir. Birincisi, uluslararası diplomaside bir tartışma konusu olarak 1877-1878 Rus-Türk Savaşı'nın bir sonucu olarak ortaya çıktıysa, ikincisi Ermeni halkının sosyal ve ulusal kurtuluşu meselesi olarak bundan çok daha önce vardı. 1878'in 14 Şubat'ında savaşan tarafların müzakere ettiği San Stefano'dan Ignatov ve Nelidov, Gorçakov'a gönderdiği raporda Saffet Paşa'nın tutumu hakkında Türklerin özellikle Bulgaristan'ın bağımsız bir devlet olarak tanınmasına karşı çıktıklarını aktardılar. Konstantinopolis'in kapılarında bir Slav devletinin varlığı onları korkutuyordu. Ancak Ruslar Bulgar meselesini hararetle savundular. Osmanlı İmparatorluğu İngiltere'nin bu öneriyi engellemeye yardım edeceğini umuyordu. 1877'nin 12 Nisan'ında İmparator II. Alexander Kişinev'de manifestoyu imzaladı ve Rus-Türk Savaşı başladı. Savaş Balkan ve Kafkasya cephelerinde gelişiyordu. Tüm Batı Ermenistan saltanat diktatörlüğünden kurtarıldı. 1877'de Mayıs ayında Rus birlikleri saldırı ile Ardahan'ı fethetti. Ekim ayında Ruslar Alaca tepelerinde Muhtar Paşa liderliğindeki Türk birliklerine ezici bir darbe indirdi. Bu zaferden sonra Rus ordusu Ermeni gönüllülerin katılımıyla Kars'ı kuşattı ve ele geçirmesi için General Hovhannes Lazar'a ve talimat verildi. 6 Kasım'da Türkler teslim oldu. Kars'ın alınması Kafkas Kol Ordusu'nun en büyük zaferi oldu. 1878 Şubat ayında Rus birlikleri Karin'e girdi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Hovhannes Davidyan, 7 Mart 1963 tarihinde Tallinn bölgesine bağlı Verin Tallinn köyünde doğdu. 1970-1980 yılları arasında Tallinn'in bir nolu okulunda okudu ve mezun oldu. 1981-1982'de Sovyet ordusunda askerlik yaptı. 1984'ten itibaren Yerevan 20 Nolu Kolej'in aşçılık bölümünde okudu ve 1984-1987'de 5. sınıf aşçı olarak yüksek nitelik aldı. Yerevan'ın Kooperatif Koleji'nde okudu, gıda ürünleri ticareti ve organizasyonuna yeterlilik aldı. 1998 yılında Doğu Ermenistan Kooperatif İdaresi tarafından Moskova'ya gönderildi ve Moskova Sovyet Enstitüsü MTA Ekonomisi Fakültesine kabul edildi. Ancak 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması nedeniyle okuması yarım kaldı. Evli ve iki kız, bir erkek çocuğu babasıdır.
Hovhannes Davidyan ile ilgili videoyu Western Armenia TV'nin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. İngiltere Parlamentosu'nun Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Dostluk Grubu milletvekilleri, ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nı Bakü'nün Artsakh'ta işlediği zulme karşı tavır almaya çağırdı. Parlamenterler, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverley'e bir mektup göndererek hükümetin sessizliğine son verilmesi ve Bakü'nün Artsakh'ta yaşayan Ermeni nüfusa karşı işlediği zulme karşı seslerini yükseltmesi çağrısında bulundular. Milletvekilleri ayrıca bir bildiri yayınladılar. Dışişleri Bakanlığı artık Bakü'nün Artsakh'ta yaptığı zulme karşı tavır almalıdır. Doğu Ermenistan ile Artsakh'ı birbirine bağlayan Berzor yolu Kasım 2022'de imzalanan ateşkes beyannamesini doğrudan ihlal ederek Aralık 2022'de Bakü tarafından yasa dışı bir şekilde kapatılmıştı. O zamandan beri neredeyse tüm hareket ve hayati malzemelerin tedariki durduruldu. Bu da kötüleşen bir insani krize yol açarak binlerce hayatı riske attı. Pek çok STK gelişen insani krizle ilgili ciddi endişelerini dile getirdi ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerden Azerbaycan'a ablukayı kaldırması için baskı yapmalarını istedi. Uluslararası Af Örgütü, Azerbaycan'ı insan hakları alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve birçok Avrupa ülkesi Bakü'nün eylemlerini şiddetle kınadı ve ablukanın derhal kaldırılması çağrısında bulundu. Birleşik Krallık, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Grubu, İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan da aynısını yapmasını ve Azerbaycan'ın şimdi harekete geçmemesi durumunda eylemlerinin sonuçlarının olacağını açıkça belirtmesini istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi resmi Twitter sayfasında Berzor yolunun Bakü tarafından bloke edilmesi sonucunda Artsakh'ta yaratılan zor insani duruma atıfta bulundu. Komisyon, ABD ve müttefiklerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na baskı yapmaya çağırdı. Açıklamada şöyle deniyor. Uluslararası Kızılaç Komitesi, Artsakh için bir can kurtaran simidi gibi görev yaptı. Bakü daha sonra bu son hayati gıda ve ilaç kaynağını da kesti. Artsakh'ın Bakü tarafından abluka altına alınmasının üzerinden 7 aydan fazla zaman geçti. Şimdi ABD ve müttefiklerinin Aliyev'e baskı yapma zamanıdır. ABD Senatosu Dışişleri Komitesi insan hayatının risk altında olduğunu da ekledi. Almanya'da faaliyet gösteren Hypress haber ajansının sorularını yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman hükümetinin Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Bakü arasında kalıcı barışı tesis etme çabalarını desteklediğini belirtti. Federal hükümet bu süreçte hem Doğu Ermenistan Cumhuriyeti hem de Bakü'nün temsilcileriyle sürekli temas halinde. Hypress haber ajansı Almanya Dışişleri Bakanlığı'na şu soruları yöneltti. 1. Bakü tarafından insani yükün ablukaya alınmasına tanık olmak amacıyla düzenlenen diplomatlar ziyaretine Almanya katıldı mı? 2. Almanya bu konuda ne gibi önlemler aldı? Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yanıtı şöyle. Federal hükümet, Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Bakü arasında kalıcı barışı tesis etme çabalarını desteklemektedir. Federal hükümet bu süreçte hem Doğu Ermenistan Cumhuriyeti hem de Bakü'nün temsilcileriyle sürekli temas halinde. Yerevan'daki Alman Büyükelçiliği, hem Doğu Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti hem de siyasi toplumu ve Doğu Ermenistan'daki Avrupa Birliği misyonu ile sürekli temas halindedir. Artsakh'taki insani durumla ilgili olarak Büyükelçilik Uluslararası Kızılaç Komitesi ile düzenli olarak işbirliği yapmaktadır. Artsakh için planlanan insani yardıma en büyük katılım miktarı Almanya'ya düşüyor. Almanya Uluslararası Adalet Divanı'nın Artsakh halkının hayatı ihtiyaçlarının karşılanmasını garanti altına alması gereken Berzor yolu üzerinden insanların ve malların serbest dolaşımına ilişkin kararını destekliyor. İtalya'daki Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden bildirildiğine göre Narina Apkarya'nın Aynı adlı romanı üzerinden yönetmen Hayk Ortyan tarafından çekilen Zulali adlı film
Orvinio Sinema Festivali'nde yabancı uzun metraj film kategorisinde en iyi ödülün sahibi oldu. Ödülü film yönetmenine teslim etmek üzere İtalya'daki Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Konsolosu aldı. Filmin daha önce birçok uluslararası film festivaline katıldığını ve geçtiğimiz yıl Puglia'da düzenlenen Salento Uluslararası Film Festivali'nde Zulali filminin ana kahramanı Ermeni aktris Hermine Stepanyan'ın en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığını hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Batı Ermenistan'ın Daron Muş yöresinin Zurna'da Abraham Avoyan, Edward Babayan ve Dhol'da Hayrabet Ovanesyan'ın icra ettikleri Romani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.